konuştuk. İstersen konuştuklarımızı burada da anlat. Müge abla, ben sordum kendisine de, eşimin öldüğü günü, ikinci günü kendisine de sordum. Ben yapmadım dedi bana. Dedim neden ki, sordun? İkinci günü ben kendimle konuştuğu için sordum. Sormadım demiyorum. Bundan iki gün önce de oltalara bakmaya gittikleri için sordum. Dedim bak, bu cinayeti senmiş dedim. Ben iki çocuk annesiyim dedim. Beni ne duruma düşürdüğünüz farkında mısınız dedim. O dedi ki ben yapmadım kesinlikle dedi. Ben zaten eşimin yine diyorum yine kiminle gittiğini de görmedim. Ben kendisine de soruyorum, eğer gerçekten yaptıysa sorgulansın. Ben sorgulanmasını istiyorum. Kesinlikle alakası yok yani. Benim cinayet yapıldıysa sorgulanmasını istiyorum Müge abla ben. Ama, ben iki çocuk annesiyim. Ama sen de bunca zaman için hissedersin bunca zaman içinde yani onun yapıp yapmadığını. Mutlaka aranızdaki bir konuşmada geçer, bir tavrından anlarsın öyle değil mi? Bir bakışından anlarsın. Yani tabii. Ben kendisine sordum, sormadım değil. Hem de cinayetin işlendiği ikinci günü sordum. Kendisi ama akşam bize geliyordu zaten. Hani günümüz akşam çalışmıyor. Bunlar kayınpederlerim de biliyor. Aynen. Sordum ben. Dedim ki bak, eğer gerçekten bu cinayeti siz yaptıysanız ya da sen yaptıysan dedim, ben bulurum, buldururum. Bunun sonu hiç iyi olmaz. Ben konuştum, bıraktıysam ben yalnızda ve boşluğa düştüğüm için konuştum dedim. Ya, kimse eşime bunu derken, yapamaz dedim. Siz derken? Selami'nin kendisine dedim ben. Sen diye. Peki balık meselesi seni nerede etkiledi? Olta meselesi. Balığa ikinci günü gittiler eşimle. Hı hı. Ölmeden iki gün önce gittiler. Yani düğün gecesiydi. Hı hı. Biz eşimle ailesiyle de çay içiyorduk evde. Eşim akşam geldi dedi ki biz Selami abiyle dedi balıklar oltalara bakmaya gittik dedi. Oltalar da çalınmış dedi, güldüler. Aynen. Bir kısmı çalınmıştı, doğru söylüyor. Eşim güldü. Ben ondan sonra ikinci günü sordum. Ve sonra anladığım kadarıyla sen de sormuşsun. Niye köye balık tutmaya gitmedin, gittin başka yere diye. Evet sordum, ben otelde kendisine de sordum. Dedim ki bak, senin hakkında çok iddialar söylüyorlar. Bak seni herkes o köprünün üstüne gördüğünü söylüyor. Sense o Asaray Köprüsü'nün orada diyorsun dedim. Ben kendisini otele gidince de sordum. Evet. Dedim ki beni iki çocuğumla rencide ediyorsunuz dedim. Kimse, ben de istiyorum çıksın sorgulansın. Ben de istiyorum Müge abla. Ben iki çocuk annesiyim. Herkes elini vicdanına koysun. Ben doğruları neyse hepsini söyledim. Ben Yakup'la konuştuğumu da söyledim. Selami'yle konuştuğumu da söyledim. Beni kendisinin buraya getirdiğini de söyledim. Kendisinin de sorgulanmasını istiyorum. Ben iki çocuk annesiyim. Peki bütün bunlar olurken niye mesela Deniz'le Ercan'ın ismi ortaya atıldı da çok asıl şüphelendiğin kişi Selami. Evet. Niye onu jandarmaya söylemedi? Onu jandarmaya söylememin sebebi de kayınpederim tacizde bulunduğu için yine diyorum yine. Hayır. Yine diyorum Müge abla. Kayınpederim beni. Bak kayınpederim beni tehdit ettiği için dökümanları benim üzerime attı kayınpederim. Yani verme diye. Kayınpederin telefonla mı seni taciz ediyor? Telefonla arıyordu zaten. Eşimler, kayınvalidemler gittikçe beni arıyordu. Hani geleyim mi, gideyim mi diyerekten. Ben yok diyordum. Ben kendisine yok diyordum. Ondan sonra kendisine zaten ses kaydında da söylüyor. Kendi ağzıyla da söylüyor zaten. Ben sana telefonda bir şey demedim diye. Ben onun için vermedim. Ve sonradan da ben Ömer Başçavuş'a dedim ki kayınpederin bu şekilde yaptığı için ben Selami'yle de konuşmuşluğum var benim dedim. Hayır. Asla. Yani aslında kayınpederin sana bu telefon kayıtları incelenmesin dediği için. Evet. Sen de jandarmada telefon kayıtlarım incelenmesin mi dedin? Ne dedin? Ben telefon kayıtlarım, onlar bana sordu ki sen istemiyormuşsun. Neden, istememin sebebi ne kızım dedi. Ben dedim ki istememin sebebi kayınpederim dedim. Cahili kim? Ama dedim ben de Selami'yle dedim benim konuşmuşluğum var. Selami Şen'le dedim. Kendimde bunu söyledim. Selami Şen'le dedim benim konuşmuşluğum da var ama dedim. Mesela ama bak ben sana az önce reklam arasında dediğim gibi. Evet. Şimdi sen eşinin kadınlara baktığını söylüyorsun. Esra ile mesajlaştığını söylüyorsun. Evet. Fatma Şilli denen. Yeğenim demiştim, yanlışlıkla oldu. Fatma Nur benim şeyim. Kimin? Kayınvalidemin yengesinin gelini oluyor herhalde. Hı. Emraniye Şilli'nin gelini. Onunla ilgili şu an hiç burada konuşmak istemeyeceğim birçok şey söylüyorsun. Bana kendileri söylediler. Kızım eşinin en son konuşmuşluğu bu değil. Tamam ama yani onu söylüyorsun. Şimdi jandarmada bu ifadeleri veriyorsun. Evet, evet. Tamam, niye o zaman Selami'yi o şekilde anlatmıyor? Senin verdiğin ifadede Selami ile ilgili hiçbir şey yok. Ben sadece Selami ile ilgili konuştuğumu söyledim. Evet, doğru. Hiçbir şey söylemedim onun hakkında. Ama ben bu saatten sonra incelenmesini istiyorum. Ben de istiyorum ki eşimin katili bulunsun. Ne oldu peki? Bir şey olmadı. Ben yine diyorum konuştum. Konuştuğumu da söyledim. Mesela senin Muhammed'in Fatma Şilli'ye karşı meyli olduğunu anlatıyorsun. Evet doğru. Yani şimdi bunları okumak istemiyorum. Şimdi herkesi de karıştırmak istemiyorum ama
Yani siz okudunuz herhalde bu ifadeleri. Yani şimdi hani söylenmeyecek şeyler söylüyorsun. Bir de evet, duymadım tamam. Mi yani? Ama diğerlerini anlatmıyorsun. Kayınpederini anlatıyorsun. Hayır efendim. Esra'yı anlatıyorsun. Evet, Selami'yi anlatıyorsun. Hayır, evet, Selami'yi söylemedin. Tamam, neden Selami'yi söylemedin? Valla. Herkes anlatıyor da niye onu anlatmıyor? Üstelik Selami'ye cinayetin ikinci günü sen mi işledin bu cinayeti? Sen bunu Selami'den başka kimseye sordun mu hiç cinayet işledin mi diye? Yok, sormadım. Konuştuğum kişi bu çünkü. Tamam, ondan şüphelendin, onu sordun. Evet, şüphelendim, sordum. Sıra... İkinci günü balığa götürdüğü için sordum. Yani sen de aslında benim düşündüğüm gibi düşündün değil mi dün? Evet. Yani balığa götürdüler, tekrar attılar. Sonra senin kocan da kola içmeye diye çıktığı gün oraya gitti. Evet. Aslında oltalara bakmaya gitti. O sırada da Selami onu öldürmüş olabilir diye düşündün. Ben öyle düşündüm. Ve peki, Selami'ye bunu sordun. Sordum ben. Peki niye jandarmaya demedin bugün şimdi söylediğin şey o gün? O günü söyleyemedim. Söylemedim. Bugün söylüyorum. Kendisine de söylüyorum. Gitsin, sorgulansın, neyse çıksın. Ben iki çocuk annesiyim. Bana bak neler yaşattınız. Ben de istiyorum, ben de çok... Ben artık çok zor durumdayım. Bana neler yaşattığınızı kendiniz görüyorsunuz. Ben hepsini A'dan Z'ye kadar söyledim. Ben Ercan'ı arkadaşı diye söyledim. Çünkü bana evden arkadaşımla kola içmeye çıkacağı için dedi. Ben Esra'yı gözümle gördüm diye söyledim. Ama o Esra da değilmiş. Artık kimse ben de çıksın istiyorum. Ben sana da sordum ikinci günü ve dün söylenenlerden sonra ben seni otelde de çevirdim, otelde de sordum. Aynı doğru. Şekilde. Aynen doğru. Ve sen hala dedin ki ben Ovasaray Köprüsü'nün üstündeyim. Evet doğru. Fatime bir şey soracağım. Hani bu hiç, o gün Muhammed'in öldüğü gün Selami Şen'le görüştün mü Muhammed gün içerisinde? Görüşme. Acaba akşamı planlı yüz yüze mi söylediler? Bak zaten kader sabahtan al ki öğlene kadar ailesine. Öğleden sonra da kayınvalidem zaten biz evdeydik yattı. Yatmadı demiyor Muhammed. Ondan sonra patlıcan almaya gittiler. Oradan geldiler tallaya gittiler geri. Benim, o gün içinde görüştü mü görüşmedi mi bilmiyorum. Ben benim, yine diyorum yine biz abimle aşağıda Muhammed benim, ben abim. Üçümüz oturduk. Muhammed tek, abimin yanında da dedi. Pekala bugüne kadar Esra'yla mesajlaştığını yani, üsteliyordun, iddialaşıyordun. Ben şimdi ne de oldu şimdi? Bak ben şimdi bunu da söylüyorum. Ne oldu da döndün? Ben dönmedim, ben şimdi döndü, bunu da söylüyorum. Ben çünkü kendisine de sordum. Tehdit ediyorum, tehdit ediyorum. Ama nasıl gördün dedi arkadan telefon arasını baharak gördüm dedi. Yani sen onunla konuşmayı kestiğin için mi? Evet ben onunla evet konuşmayı kestiğim için sordum. Yani dedim konuşmayı ki, kestin, kesinlikle. O da o nedenle eşini öldürmüş olabilir benimle. Evet ben şüphelendim, şüphelenmedim demiyorum. Şüphelendim ben. Ben kendisine sorgulanmasını da istiyorum. Şüphen de niye düştün peşine buraya geldin? Abi onu... Başka adam... Kızım bak burada bak benim olduğum biliyorsun anam niye böyle yaptın? Hayır Fadime, bak, niye böyle yaptın? Bayramın ertesi günü kim bindirmiş otobüse? Kim bindirmiş bir onu sorun kendisine. Ya dur bir dakika. Görenler var. Tamam görsünler söyle. Bak ben yine diyorum yine ben bunu çağırıp üçüncü günü getirttirdiysem kendimi ben şu anda da istiyorum. Sorgulansın. Bak herkes diyor ki o köprünün üstünde gördüm. Bu diyor ki o Asaray Köprüsü'nün üstündeyim. Kimse çıksın. Ben de bunu istiyorum. Ben peşine düşüp geldim diye ben iki çocuğumla yanamam Mehmet abi. Kızım sana kim dedi de sen yani çocuğuna sen çocuklarınla mı yanıyorsun sen ya? Bak ağlıyorsun. Bak rezil olduk köye karşı, amasıya karşı ya. Ya niye rezil olayım Mehmet bak, abi? Herkes bak herkes işi var, gücü var, çağısı var, çoluğu var. Bak ben de istiyorum Mehmet abi. Niye rezil olayım? Rezil olsam zaten hiçbirini vermezdim burada. Ben de istiyorum onun karşının kim olduğunu çıkmasını. Tamam bir dakika herkes kendine baksın yani. Tamam kimse kimseyi eleştiremez o konuda. Ben Fatma'yı anlıyorum. Yani... Demek ki o sırada da ayrılmana rağmen Selami'ye karşı bir şey hissediyordun ki jandarmaya söylemedin. Evet söylemedim ben. O zaman yine o sırada da bir şey hissediyordun. Ben mi? Hı. Ben hissetmiyordum. Kendini hissinin bitmediğini zannediyordum. Çünkü geliyordu bize çalışmaya da geliyordu. Daha yüzleri. Doğru yani, çalışmaya geliyordu. Çalışmaya geliyordu. Hı. Tarlada doğru deyince kızım sen. Ben tarlada ekmek değilim. Ben tarlaya hiç yedim, gitmedim zaten. Ha, bak, o zaman ama, sen bak, telefonla iş halletmişsin yavrum. Telefonla. Ben telefonla iş falan ha, halletmedim. Ben... Ha. Ben söyledim kız, kendisine konuşma, de söyledim Müge Hanım'ın. Son zamanlarda hayır, üstümü son zamanlarda da üstümü kitledin de aşağı indin. Yalan mı bunlar? Hayır. Hayır. Yalan mı? Aha. Yani Fatma şunu düşünüyor. Sen bebek doğduktan sonra evet, Selami ile konuşmanı kesiyorsun. Evet. Ve bebek yaklaşık 2-2,5 aylıkken bu cinayet işleniyor. Evet. Sen yani Selami ile sen onunla konuşmak istemediğin için mi kocanı öldürdüğünü düşündün? Ben onu düşündüm Müge Hanım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.